Bahadır, kurban olayım gözümün önünü görmüyorum. Aç şu perdeleri ya. Ya sahiden Bahadır ya. Biraz güneş girsin içeri bırak. Belki kameralarla bizi gözetletiyor. Nereden biliyoruz? Millet 10 numara 5 yıldız bir yumurta yaptım. Hadi soğumadan herkes sofraya. Oğlum bu ne lan? Gündüz olmadı mı ya? Allah Allah. Bu ne lan mapushane gibi? Mapushane karanlık mı oluyormuş ki? Oğlum bak Kandemir abi duymasın böyle konuştuğunu ha. Karanlıksa karanlık oğlum, korkak mısın sen? Günaydın. Günaydın. Günaydın abicim. Gel abi gel ekmek vereyim sana. Bak yumurta yapan ben yaptım abi göz göz. Sen niye yemiyorsun? Bak, tabii ben yaptım ya illa bir kurt takacaksın değil mi? Yeme sen yeme. Babam da böyle severdi yumurtayı göz göz. Babacığım ya. Kim bilir ne yiyor şimdi orada. Damarım yandı. Ya Derya affedersin ben. Hani bilmiyordum. Nereden bileceksin ki? Ben böyle babam aklıma geldi kötü hissettim. Yumurtadan bile yaş geldi be. Ya sizin de boğazınıza dizdim. Kusura bakmayın ne olur hadi yiyelim. Yok bacım yok. Sevmiyorum ben zaten yumurtayı. Yumurtası bassın dünyanın ya. Ya ben severim de. Gerçekten yapamamışsın ama yani. Bu ne bu böyle berber jölesi gibi olmaz ki onun beyazı. Tabii, adam zaten gibi yapamamışsın. Tavuklarda da sıkıntı var. Gezen bir tavuk olsa mesela köy tavuğu böyle olmaz. Leş ya. Hadi kaldırın yumurtayı. Ekmeğin arasına peynir koyun. Doğru dükkana hadi. Ama böyle olmaz. Ne bileyim abi lütfen yiyin. Hadi hadi. Hadi bacım hadi hadi hadi. Geç abi. Gel canım. Yapıyorum ben ekmek arası peyniri. Durun çıkmayın hemen. Arkadaşlar alçıcı yine camda yokmuşuz gibi yürüyün. Başınız önde yürüyün göz göze gelmeyin. Oo nevizadeler. Nikaragua'da hükümet düştü siz daha uyuyorsunuz. Demde de kaza var. 2 yaralı. Allah büyük Servet abi. Allah büyük. Size ne geldi su parası? Su parası diyorum. Size ne geldi? Biz hiç yıkanmadık. 50 geldi gene. Çarşı hamamını geçtik ya. Aynen Servet abicim. Aynen. Arkadaşlar bu sabah hiç çekilmiyormuş. Aynen de o. Günaydın Cümleten. Aa, günaydın amirim. Günaydın. Oğlum amirim ne ya? Günaydın birader. Günaydın Ferdi. Günaydın. Hadi. Bahadır. Gel yavrum. Hadi Bahadır. Yok ki orada bir şey abicim. Hadi abicim. Hadi Bahadır. Yavaş gel. Yavaş abicim. Gel abicim. Gel hadi abicim. Hadi. Bir şey yok bir şey yok. Tamam hadi, hadi abicim. Hadi. Hadi abicim. Gel gel gel. Hadi. İyi günler. İyi günler. Size ne geldi su parası? Buyur. Onlara da dedim. Biz hiç yıkanmadık, 50 geldi gene. Çıldıracağım ya. Bize de. İyi günler. ...23, 24. Vallahi batıracak bizi bu çocuk. Allah Allah. Bırak yesin ayol. Ya sana ne? Günde 30 tane zeytin yese ayda 900 zeytin eder. Vallahi bittik biz. Ya baba ayıp ediyorsun ama ya. Zeytin bu be. Kutsal bir şey. Saçma salak konuşma lan. Al ekmek ye. Al. Ekmek ye. Oğlum senin ekmek beynin olduğunu zaten biliyoruz. Biz ailece bunu kabul ettik yani. Baba onu bunu boş verdi. Bana 100 lira versene ya. Geziye gideceğiz. Ulan ne gezecek? Ne diyorsun lan sen? Vallahi bak oğlum 7 yıldır ortaokula gidiyorsun. Senin neyine gezi? Baba bütün arkadaşlarım gidiyor benim ya. Hem Pelin de gidiyor. Otobüste ona yazacağım. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Baba şimdi biz Abant'a gideceğiz ya. Hani otobüste Pelin'in yanına oturacağım. Yol boyunca yazacağım ona. Oğlum vallahi bak bu terliğin altı kösele sana. Hayati tamam bütün arkadaşları gidiyormuş. Benim evladım da gitsin ne olacak? Kralsın be Mandır. Gülüm Cemile. Vallahi böyle evladımız olacağına bir tane yarışadımız olaydı. En azından yarışlara koşardık. Tövbe estağfurullah. Hayati kırma oğlumuzu. Tamam ulan tamam. Tamam. Al hadi al.
Vallahi doğduğundan beri sana harcadığımız parayla iki tane ev alırdık ha. Ya baba, ya küçük paralar bunlar. Yani ben sana büyüyünce ödeyeceğim hepsini yani. Dert etmene gerek yok lan. Ya bir yürü git. Yürü git. Yok Cemile, yok. Olmadı bu. Biz bu çocuğu gönülsüz yaptık. Bu olmadı. Hep senin bu cinsi soğukluğun yüzünden. He, kabahat bende oldu değil mi? Ya bir sus. Sen ayrı manyaksın, evden çıkmıyorsun. Oğlun ayrı manyak. Hadi ben kahveye gidiyorum. Ayrıca bu eve de kamera taktıracağım. Çünkü arkamdan konuştuğunuzu biliyorum analı oğlu. Nevizadeler, senelerdir şüpheleniyordum ama babamdan kalan harita yeni elime geçti. Hakkımızı söke söke alacağım sizden. Siz göreceksiniz. Eve girmem lazım boşken. Emaneti bir bulayım, ilk iş karıyı boşayacağım. Kıyastan da kurtulacağım. Vurdu ve gol oldu. Vaho ver gelsin. Karadenizli medyatik müteahhit. Haçan ev dedi. Kişinin sarayıdır da. Dert etme, ben vereceğim parayı. Aman abi aman, geç. Var Yemez teyze. 16 tane apartmanı, 24 tane dükkanı var. Hala Bağkur maaşıyla yaşıyor. Taşınmaz mal bize yaramaz. Üstelik çok yaşlı. Bu zaten ölmüş abi. Bunun çocukları mezardan çıkarıp altın dişlerini falan sökmüşler. Neyse. Benim patron? Olmaz. Kişisel istek almıyoruz. Peki. Pop müziğin başarılı kraliçelerinden Gözde Hanım'ın bu ara başı hizmetçileriyle dertte. Seksi yıldıza hizmetçi dayanmıyor. Bir yılda 7 hizmetçiyi kovan süperstar son olarak hizmetçisini İngilizce bilmediği için kovmuş. Öyle mi Gözde Hanım diye soruyoruz kendisine yakalamışken. Evet. Ben 3 dil bilen miyim? Bir dil, bir insan. Üç dil, üç insan. Yani ben evde bazen Türkçe konuşuyorum, evet. Ama bazen de İngilizce konuşuyorum. Yani sonuçta benim yanımda çalışan insan benimle aynı dili konuşması gerekmez mi? Understand? Tamam mı çocuklar? Teşekkür ederiz. Ay bir de lütfen sizden rica edeceğim. Beni artık Bergütay'la yazmayın. Annesine de anne diyorum, tamam evet, ama o da benim çok 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 yakın bir teyzem. Postiş lan bu saç. Burun estetik, dudak dolgu. Kando abi çok affedersin ama insanın öpüşürken böyle ağzında kalır bu kadının dudağı. Toplama bilgisayar gibi. Ya Yaren sen bilirsin. Bunun neydi o meşhur şarkısı? Yardır Yaren. Uçağım düştü, lost oldum o yerde. İki aşk arası, tost oldum o yerde. Happy topu, yedi nota vardı. Serdar Ortaç'la dost oldum o yerde. Sırf bu şarkı için soyulur lan bu kadın. Son oynadığı reklam kampanyasından 1,5 milyon dolar almış. Yuh, artı stopaj. Ne reklamıymış oğlum o? Bu pedi reklamı ya, izledim ben. Bakıyorum bayağı da ilgilisin bu sektöre. Reklamlarını takip ediyorsun. Allah Allah. Sen tıraş bıçağı reklamı çıktığı zaman kanalı mı değiştiriyorsun? Ay ne alaka? Ya doğru tabii ya, sen de haklısın. Bıyık hepimizin ortak problemi. Oo, vurdu gol oldu. Ne diyorsun sen ya? Alelen bıyıklı diyor aşkım sana. Terbiyesiz. Hadi hadi devam edin. Babacığım yok mu başka görüntüsü? Ver gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?